Savaş. bilim menajerlik ücreti aldığı para vesaire gibi e, sözlerde özellikle o e, iddiada kalmıştık. Yani böyle bir iddia varsa tabii ki konunun muhatabı ilk önce e, bu konuyu iddia eden sonra Fenerbahçe Galatasaray Kulübü. Galatasaray Kulübü'nde böyle şeyler mahsuplaştırılıyor. Mali genel kurularda sen de biliyorsun kulüplerde bunlara menajerlere ödenen ücretler açıklanıyor. Ben bilim davilerinin çok e, bu topçuların tamamından çok ciddi bir şekilde alacağı olduğunu biliyorum kulüpten. Ama Emre Kılıç transferini başından beri ben de sana katılıyorum. Ya nasıl, nereden bulup aldı burada Emre Kılıç zaten siyasette burada. da Bolu'da. mı? Okayı da mı bu getiriyor? Acaba? Yok, okayı getirmiyor. Ee... Belli mi olur abi? Son dakikada e, bir anda. Anla... Sonuçta şöyle bir şey var. Ya işte böyle bir belge bana Bak gelse. Bak şimdi Ceyda Yeşilay isimli e, hanımefendi ne demiş Ceyda Hanım? Ceyda Yeşilay diyor ki bu menajer e, daha önceki yıllar Beşiktaş'a da futbolcu getirdi mi? ismi ne daha önce duyduk mu diye sormuş. Şimdi Beşiktaş sen iyi biliyorsun ama Beşiktaş'a menajerle futbolcu getirdim mi bilmiyorum. Fenerbahçe ile Rodriguez döneminde Hı. E, alakası oldu. Trabzonspor'a Endia'ya giderken ayrılmışlardı. Bunu da ifade edeyim, net biliyorum. Trabzonspor'a giderken eee menajeri Wyle de değildi. Bu süreç diyorum ya yani biz eğer bir belge, bir net bilgi olursa hem yayınlarız hem açıklarız. Bu süreç kulüplerle e, menajerlerin arasındaki. Burada neden biz Sadece mesela Galatasaray'da evet Davide çok fazla topçu gelmiş ama geçmişte Beşiktaş'ta Örgü Mendez'le Ahmet Bulut'un aynı futbolcuları getirdiği biliniyor. Birçok da futbolcu getirmişti. Şu anda Fenerbahçe'de Ahmet Bulut yine aynı şekilde menajer getiriyor. Yani menajer olarak topçuları getiriyor. Futbolcu transferi, menajer transferi. Şu an son günlerde inanılmaz bir popülist. Yani çok şey oldu yani. Baktığı zaman futbolcu transfer etmeden menajeri transfer ediyorsun. Yani. Hakan bu son zamanlarda sadece Galatasaray'a gelen oyunculardan değil. Olmaya başladı yani. Burada bir sıkıntı varsa bunun hesabını soracak olan kişi biz gazeteciler değiliz. Kulüplerin... Ama senin orada bak söylediğin çok kritik bir nokta var. 7 tane topçu götür, getirmiş, bir tane götürmemiş arkadaş. Abi ben yine söylüyorum. William Davilia bu topçuları getirdin. Belanda'nın da menajerisin. İlk Belanda ile başlamıştı zaten. Belanda ve Rodriguez ile başlamıştı. Sonra on yıl arkadan devam etti. NDI'nin alınışında, satılışında vardı ama şu Bellanda'yı bu kadar eğer e, 7 tane topçu getiriyorsan bu kadar alacağım varsa Bellanda'dan bir Galatasaray'ı kurtar. Çünkü Galatasaray taraftarı Galatasaray camiası Bellanda herkes günde 10 kişi soruyorsa Nayim Golan kadar Bellanda'yı soran da var Bellanda Hı -hı. gidiyor mu diye. Dolayısıyla burada... Çünkü ondan gelecek yıl, şey bekleniyor. Yani ondan gelecek bir finansal, rahatlık, finansal yani. rahatlık bekleniyor. Bütçesi düşecek. Almış olduğu yıllık bütçesi çok yüksek. O rakam aşağı çekilecek. 3-4 neyse bonservis ücreti gelecek. Bununla yeni bir transfer yapacaksın. Elim burada bir sihirbazlık yapsın yani bu kadar getirirken alıyorsun. Bir de götürmeye çalış abi. Burası Galatasaray Kulübü. Bu kadar Belhanda. Sonuçta marka yani. Belhanda'nın hala baktığın zaman çok büyük bir marka. Evet, en Galatasaray... kötü Arap ülkelerinden teklif gelmesi gerekir. Ee, ülkelerine... Galatasaray Galatasaray. Ama oyuncu da Avrupa'ya gitmek istiyor. Oyuncu da Avrupa'ya gitmek istiyorsan eğer Galatasaray'a bu kadar topçu getirir. Oyuncu Avrupa'ya gitmek istiyorsa bir şey oynayacak yani. Ben Belhanda'yım Avrupa'ya gitmek istiyorum. Yok öyle ya. Almıyor abi seni kimse işte. Herkes Avrupa'ya gitmek istiyor. Ya Berhan Bey, Fransa'da oynadığı dönem ben hatırlıyorum. İnanılmaz işler yapıyordu ama bir maç yapıyordu, iki maç yapmıyordu. Fenerbahçe'yle adı alınıyordu ya Galatasaray'a gelmeden önce. O zaman da biz izliyorduk. Yetenek var mı? Var. Ama e, motivasyon anlamında ne kadar maçın içinde kalıyor, kaç maç istikrarlı performans sergiliyor yok. Gelirken en büyük transfer olarak geldi. Abi bak büyük, büyük transfer. Büyük transfer bak geldin. yeteneklerini tartışmıyorum. O zaman da aynı şeyleri söyledim ben yeteneklerini tartışmıyorum. Ama oyuncunun istikrarında, oyun disiplininde, maç içindeki davranışlarında çok ciddi problemler vardı. Yoksa bu yeteneklerle Avrupa'da kalırdı. Fransa'da daha iyi takımlarda oynardı. Ya da daha iyi Premier Lig yapardı, La Liga yapardı, bir şey yapardı yani. Problem oradaydı. Yani, Şimdi de Avrupa'da kalmak istiyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bu kafayla gidemezsin abi. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Alırken çok bir şekilde alıyorsunuz. Menajerlik ücreti, futbolcuya verilen bol keseden maaşlar, işte bütçeler o anda düşünülmüyor ama satarken de satmasını bileceksiniz. Bu konuda Galatasaray yönetimi Galatasaray alırken alıyor, satarken baktığın zaman e, zayıf. İşte burada da Davilya şu anda bu kadar oyuncuyla çalışıyorsa, şu anda tek e, elden ve bu kadar oyuncuları getiriyorsa, son transfer. Belki bir transfer daha olacak, belki onu da o getirecek. Bak buna bir şey diyemem. Galatasaray'ın Okay Okşu'dan sonra ben bir transfer daha yapacağını düşünüyorum. Hala bir kanat ...bir tane daha orta saha olabileceğini düşünüyorum. Hızlı bir kanat oyuncusu soruluyor Hızlı ama... Hızlı bir oy kanat oyuncusu. Mesela transfer. biraz evvel gelen bir tweet'i okuyayım ben sana şimdi Savaş. Yani arkadaş gibi düşünen çok insan var bence. Benim Hüseyin Deniz diyor ki... ...tamam okuş, okay yokuşu gelebilir ama... ...Galatasaray'a ihtiyacı olan nine Golan tarzı bir isim. Ya %100 katılıyorum bak %100. Abi 9 Golan anda... bu konuya değinmiş. Evet. Lisanslar Cuma gününe kadar çıkacak mı? Yani bankalar birliği anlaşması gerçekleşecek mi? Hı hı. Gerçekleşmezse Fenerbahçe sahaya nasıl bir 11 ile çıkar demiş. Şimdi. Kalede problem yok. Altay ile Harun. Tabii. Getirelim güven hazırımızda varsa alabilir miyiz senden rica etsem? Geliyor şimdi birazdan geliyor. Evet devam edelim. Mehmet Emin Uluç. Gökhan. Evet. Gökhan Can, lisans çıkmadı ama. Gökhan. Gökhan Caner. Geldi. Şimdi ha. eğer ki lisanslar çıkmazsa <laughs> diyoruz. Yani herhangi bir olumsuzda karşın. Kalecileri tamam. <laughs> Bakıyoruz şu anda e, elde Dirar'la Murat var değil mi? Evet. Stoperler, Serdar, Zenka, Sadık bu da tamam. <laughs> Solbek yok şu anda. <laughs> Belki Dirar'ı oraya koyar hoca böyle bir aksi durumda Murat Sabek oynayabilir. Deniz de orada oynadı biliyorsun. Deniz de oynadı evet. Hı hı. Gustavo, Jailson, Tolga Ciğerci bu üç tamam. Ozan yine keza Fenerbahçe'nin evet. futbolcusu. Zays Ömer Faruk değil mi? Evet. Sol tarafta Ferdi Rodriguez. Evet. Sağda Deniz, forvette de Frey. Evet. Şimdi bir kere o kadroda Rodriguez'in sakatlığı var. Tamam. Rodriguez'i geçtik. Başka Altay'da problem yok. Lemos hazır değil. Zaten Serdar'ın hafif bir sakatlığı var. Yani en kötü ihtimali söyleyelim. Kalede Altay'da Harun oynayacak. Sağda Dilar'ın oynadığını varsayalım. Serdar'ın da sakatlığı sebebiyle oynamadığını varsayalım. Zanka Sadık oynar. Sol tarafa Deniz'i çekeriz. Sol tarafa Deniz'i çektiğimizde o zaman e, orta sahada Jason Ozan Gustavo yaparız. Üçlü bir orta saha olur. E, Zayt'sı bir tarafa atarız. Ferdi'yi öbür tarafa atarız. Ömer Faruk oynar. İleride de Frey'le oynarsın. Ya da 4-3'e dönebilirsin. Bu şekilde oynayabilirsin. Çıkmaz. Ama ben sana Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak 11'ini söyleyeyim. 3 aşağı 5 yukarı. Kalede Harun beklentim var. Sağda Gökhan, solda Caner. Serdar, Sadık görünüyor. Ee, bu arada Ferdi'de şöyle bir durum var. Ferdi'nin e, bu akşam herhalde yanılmıyorsam maçı olması lazım. Ferdi dönecek. Perşembe, Cuma maçı var zaten. E, pardon, çarşamba akşamı. Evet, çarşamba akşamı maçı olması lazım. E, ortada Gustav ozon oynar. Mustafa Ozan oynar. Tia mı? En uçlu oynatırız. Bu arada e, Deniz var. Ferdi var. Şimdi eksik kim var? Valencia'nın hazır olmadığını biliyoruz. Sosa'nın hazır olmadığını biliyoruz. Lemos'u biliyoruz. Rodriguez sakatlığı var. Eee